Bismillahirrahmanirrahim. Sayfa 36. Alıştırma 10. Eciri icra et, uygula. Et temrin alıştırmayı. İcra et, uygula yani et temrin ediyor peşin. Alıştırma diyor. Alıştırmayı yap demektir değil mi? İcra et, uygula yani yap. Et temrin alıştırmayı. Ne gibi yapalım? Kemafil misali örnekte olduğu gibi. K gibi ma u şey ki, fi D, da, el misal, örnek. Örnekte olduğu gibi. Bu sayfada işlenen şey nedir? Bir, eyne edatını kullanmayı öğrenmek. İki, rakamları kullanabilmek. Rakamları çeşitli kelimelerle kullanabilmek. Özellikle et-tabik kelimesiyle. Eyne nerede demektir. Soru manasına geliyor. Türkçedeki m, mi, mu manasına eyne gelir. Daha önceden söylemiştik. Eyne her nerede ma o şey ki tekunu siz olursanız olun. yudirik ulaşır kum size ne ulaşır? El mevtü ölüm velev şayet kuntum siz olsanız bile fi burucin kaleler içerisinde. Buruc, kale öyle kale ki müşeyyedetin sapa sağlam kale içerisinde olsanız bile ölüm yine de size ulaşacaktır, sizi bulacaktır. Eyne her nerede olursan ol. İşte burada eyne sorudur. Ama yani ne demek? Türkçesi nerede soru. Bir şeyin mekanı soruluyor, yeri soruluyor, bulunduğu konum soruluyor. Koordinatlar adeta. Eyne drop, AVM, Groza Sormuyor tabi. Ne soruyor? El mektebetu. Kütüphane nerede? Birisi böyle soru sormuş. Bir başkası da cevap verir. El mektebetu. Kütüphane nerede? Fit tabiqi es sabi'i. Tabiqi es sabi'i. Sabi'i yedinci. Bak yedi değil. Yedinci. Tabi kat. Sabi'i C, C, C sıra belirten bir rakamdır. Sıra sayısı 7. El mektebetu kütüphane nerede? Fit tabiqü sabi'i 7. kattadır. Tabi kat sabi 7. Gurfetun tek başına ne demek? Oda. El müdiru müdür. Esani ikinci. Şimdi sağdaki kelimeler ile soru oluşturmamız isteniyor. Sağda ne var? Hurfetul müdiri. Başta ne getireceksin? Eyne. Eyne urfetül müdiri. Cevap vereceksin. Cevap ne? Cevap şöyle geliyor bak. Fittabigi standart. Peşine es sabiyen, es -sani, el evvel, es salis. Ne demek istiyorsan o. Öyleyse bu sayfayla alakalı bir formül geliştirebiliriz. Formülümüz nasıl olur? Şunu söyleyelim görmekte olduğunuz parantez değil mi? Parantez arasında çeşitli kelimeler veriliyor. Bir de ortada çizgi var. Parantez var. Sağda çizgi, solda çizgi, ortada pardon sağda bir kelime peşine bir çizgi, solda başka kelime. Hep öyle gördüğünüz üzere sağda bir kelime ortada bir çizgi, solda başka bir kelime var. Bununla ilgili nasıl bir cevap vermemiz istenmiştir? İlk satıra soru yazman istemiş. Bak burada soru var. Soru, soru, soru. İlk satırlar hep soru cümlesi. İkinci satırlar cevap cümlesi olarak gelmiştir. Biz de aynısını yapacağız. Burada gördüğümüzü uygulayacağız. Kopyalayacağız. Nasıl yapmış? Eyn el mektebüt. Sormuş. El mektebütü yine kullanmış. Peşine fitta bir kısabiye. Yani aslında fit tabiki kullanıyor. Şöyle yapalım. Soruyu kullanmıyor gördüğünüz üzere. Soru yok. Hurfetül müdiri. Nasıl yaparsın? İlk satırda soru var. Yani şuraya yazman gerekeni göstereceğim şu anda. Şu an çizili yere ne yazman lazım? Eğne. Gördüğün hem burası eğne ile başlayacak alttaki eğne, eğne, tüm üst çizgiler eğne ile başlayacaktır. Bu birinci madde. İkinci madde eğneden sonra ne yazmalıyım? Çizginin sağındakileri oraya yazmalısın. Tamam. Daha sonra ne yazmalıyım? Peşine fit tabik yazacaksın. Fi el tabiki. Fit tabik yazacaksın peşine. Cevaptan bahsediyorum. Sonuncu kelime olarak da çizginin solunda ne varsa onu yazıyoruz. E yaz bakalım yazalım. Eyne Urfetu El Müdiru Urfetül Müdiri olacak değil mi? Eyne nerede Urfetül Müdiri? Müdürün odası. Urfe oda demek müdür, müdür zaten. Hem Arapça hem Türkçe olarak kullanılan bir kelime. Aslen Arapça Türkçeleşmiş. Urfetül müdiri isim tamlamasıdır. Türkçe dil bilgisinden bildiğiniz bir konu. Arapçada da aynısı vardır. Urfetül müdiri, müdürün odası nerede? Şu an çizili yere yazılması gereken şey bu. Peki altına ne yazacaksın bunu? Az satıra cevap yazman lazım. Cevap hangi metodu uygulamış ise aynı metodu uygulamamız beklenmektedir. Ne yazacaksın? Vurfetu el müdiri Vurfetül müdiri müdürün odası nerededir? Şunu kullanacaksın. Fit tabiği, hepsinde kullanacaksın bunu. Fit buraya yaz. Peşine ne yazmalıyım? En sonunda şunu yazacaksın. Çizginin solunu. Tüm cevaplar çizginin sol tarafındaki kelimeyle yazılacak. Tüm cevaplar. Bunu anladınız sanırım değil mi? Urfetül müdir zaten bunu yazdım. Peşine şuraya ne yazmalısın cümlenin devamına? Fit yazacaksın. Burada yazılmışı var. Aynen yaz devamına. Peki en son hangi kelime ekleyeceğim? Es-sani ekleyeceksin. Fittabigi es değil. Fittabigi es yazacaksın. es sınıf. es su üçüncü. Şimdi bir soru oluşturman isteniyor. Öncelikle bir soru oluşturmalıyız. Şimdi sol tarafa alayım. Şöyle. Peki soru oluştur. Eyn el mektebetu o zaman eyn es safu. Eyn eyn es safu. Eyn es safu. Sınıf nerede? Cevap ver. Nasıl verirsin? Es safu. Esaf es sınıf. Peşine ne yazman lazım? Fittabigi. Fi el tabigi. Peşine es salisi. Fittarugü salis. Es-safu sınıf. Fittarugü salisi üçüncü kattadır. Fittabi kat demek. Es-salis üçüncü. Yani bu iki örne hem şimdiki hem bir öncekine bakarak şunu anlamanı istiyor. e, istiyoruz. ve i̇stiyoruz. Ben istiyorum. Ne istiyorsun? Parantez arasında iki kelime var değil mi? Evet. Sağdakinin başına eyne yazarak ilk satırı halledebiliriz. İlk satıra yazman gereken şey Ne? çizginin sağındaki kelimeyi yazacaksın. Ama evve ne? eyne yaz. İlk satır bu. Eyne artı çizginin sağı. İlk satır hep böyle. El meksif el evvel. Buraya ne yazmam lazım? Evvela eyne yaz. Üst satırların hepsi eyne ile başlar. İkinci kelimeler çizginin sağındaki kelimedir. Bitti. Alt satıra indiğinde alt satırlar nasıl yazılıyor? az satırlar. Yine çizginin sağındaki kelimeyi az satıra yazarsın. Evvela peşine fitba bigi yazarsın. Ve son olarak çizgilerin sol tarafındaki kelimeleri eklediğin zaman cevap cümlesi de düzgün bir şekilde yazılmış olur. Şunu da yapalım. El Cidu, mescid es saminu sekizinci. Birisi soru sormuş yani. enel mescidi. Mescid nerede namaz kılacaktım da. Var mı bu ara soranlar? Peki yok. Şimdi bununla alakalı olarak şu satırı dolduruyorum. Bu satıra ne yazmalısın? Şunu aynen yazmalısın. Çizili olan yere bunu yazman gerekiyor. Eyne nerede? Ne nerede? Elmes cidu. Eynel mescid. Mescid nerede? Şu an çizdiğim yere de şunu yazmanı istiyorlar. El mescidü Mescid. Nerededir? Fi Tabiqi. Yani fit tabiqi. Kattadır. Hangi kat? Essamin yazmış. Bak sen de sonuncu kelime olarak essamini kullanacaksın şuraya es -samini. Çok güzel yazamadım ama şurada yazılmışı var zaten. Aynısını yaz. Bu tamam. Sıra buraya geldi. El-Müderrisu Er-Rabi'u. El El-Müderris. Ne? Müderris öğretmen demek. Er-Rabi'u dördüncü demek. O zaman Eyne ile başlayacaksın yine. Eyne soru edatı olduğu için daima cümlenin evvelinde olur. Eyne El müderrisu. Öğretmen nerededir diyor. Eynel müderrisu. Öğretmen nerede? Bunu ilk satıra yazıyorsun. Cevap olarak ne yazmalısın? Yani az satıra ne yazmalısın? Az satıra da şunu yazmalısın. El müderrisu. El müderrisi öğretmen nerededir? Fi El tabiqi Yani fit tabiqi Bitişik burası Fit tabiqi Kaçıncı kat? El rabi diye yazmış zaten O zaman fit tabiqi El rabi'i Yazacaksın Fit tabiqi el rabi'i Dördüncü kattadır Sıra el muhteber. Muhteber laboratuvar demekti değil mi? İlk satır. Şuraya ne yazmalıyım? Eyne ile başlayacaksın yine. Soru soruyoruz. Eyne nerede? Ne nerede? El muhteberu. Eynel muhteberu. Laboratuvar nerede? Hemen altına şunu yazman istenir el muhteberu el muhteberu muhteber nerede fi fi tabiqi buraya bitişik yine bu yani şekilde fi tabiqi es sadis demiş sonuncu kelime olarak es sadisi şunu ekleyeceksin sadesi. Sol tarafa sıra geldi. El muvazzaf. Muvazzaf görevli demek. Görevli kişi, muvazzaf. Görevli örneğin. Görevli ya. Yani. Şu demek bu demek demeyelim. Görevli çalışan, işçi manasına geliyor. İlk satıra şunu yazmalısın. Eyne el muvazzafu evvelne sadece eyne ekliyoruz. Ey ne peşine el muvazzaf buraya yaz sen. Cevap cümlesine ne yazmalısın? El muvazzafı El muvazzafı nerededir? Fittabiki el-hamis yazmış şimdi değil mi? el-hamisi Cevap el-muvazzaf çalışan kişi fit-tabil-hamisi 5. kattadır. El-hamis 5. demek. Es-sadis 6. samin 8. Rabia 4. el-evvel 1. maksif kantin demekti bu arada. Es-salis 3. es-sani 2. es-sabi' 7. Ye, Böylece 15 dakikamız dolmuş oldu bile. Sayfa 11. İstemeyen dinle, kulak ver. Neyi dinleyeceğim? Es saat, saatleri dinle. Ve daha ne yap? E'id, tekrarla ha o saatleri. Fümme, daha sonra ise uktubu, bağda sükun var. Sen yaz. Neyi yazalım? Es saat, saatleri yaz. Ve rakmeha. Ve rakmeha, rak Onun rakamlarını da yaz. Rakamları neye göre yazalım hasebe suveri resimlerde resimler e göre hasebe e göre a göre suver resimler demek bak resim değil resimler demek kemafil misal örnekte olduğu gibi bir tane örnek yapmış zaten örnek yapmasa bazı soruları anlamak zor olabilir ama bir tane yapınca neyi kastettiği anlaşılır es saatul vahidetu saat bir bak burada sıfır var

0, 2, 0, 0, 12, 2 nokta üst üste, 0, 0. Saat tam 12 yani. Es saatul vahidetu, yazmış zaten. Saat 1, es saatul saat 3, es saatul hamisetu, saat 5. Bak bu salis, hamis, sadis bu kalın. Normalde yukarıda nasıl geçti? C, C, C diye çevirdik fark ettiyseniz. Sabi'i yedinci kattadır demiştik. C sıra belirtir dedik. Sabi'in salis yani fa'in kalıbına girdiği için demiş idik. Burada ise burada ise saat kelimesiyle birlikte kullanıldığı esnada c c c diye çevrilmez. Es saatul vahidetu saat birinci denmez. Saat bir denir. Es saatul salisetu saat üç. Es saatul hamisetu saat beş. Es saatu sadisetu saat 6. Es saatu saminetu saat 8. Es saatu rabiatu saat 4. Es saatu saniyetu saat 2. Es saatu saniyetu peşine gelmiş 10 te 12. 10'a 10 demek. Saniye 2 demek. 12 yani. Saat 12. Burada da bir saat koymuşlar ve yazmışlar. Demişler ki bak bu kaç? Bu gördüğün şey bir değil mi? Nasıl yazılır? Şöyle yazılır. Es vahide vahidetu. Bu kaç? İki. Yanındaki noktaya ne yazman lazım? Es saatul saniyet. Burada var işte. Bak hemen şunu yaz. Es saatul saniyet. Belki merak etmişsindir. Bak burada bir geçiyor. Vahide bir. Sonra üçe geçmiş. İkiden hiç bahsetmemiş. Ama şurada es-saatu saniyetu. Şunu aynen yaz. Es-saatu saniyetu. Saat 2. Şuraya onu yaz. Burada 3'ün yanına yazmış. Saat 3 demeni bekliyor. Nasıl dersin? Şöyle. Es-saatu salise tu. Aynen şuraya yazmalısın. Peşine saat 4 var. Bu noktalı yere ne yazmalıyım? Buradaki noktalı yere saat 4'ü yazmalısın. Nerede 4 var? Şurada. Es-saatu rabiatu. Aynen onu al buraya yaz. Es saatul hamisetu buraya yazmalısın. Yani şunu. Peki buraya ne yazmalıyım? Saat 6 gördüğünüz üzere. 6 ise sadis bulmak lazım. Şu yani. Es -sa sadise sadisetu. Kısacası burada hem rakam olarak verdim ben diyor. Hem harf olarak nasıl yazılır verdim. Peşine gel bunları bir de saatteki ilgili yerlere yaz demiş. 7 bu. 7'nin olduğu noktalı yere ne yazman lazım? 7 yazman lazım. Gayet anlaşılır bir durumda. Peki saat 7 diye bir şey var mı bir yerde? Bak bakalım. Yok. Değil mi? 8 var mesela. 6 da var ama 7 yok. Evet aynen böyle bir durum var. Onu biz yazalım o zaman. Ne yazacaksın? Bir tane es saatu yazacaksın. Es saatu. Zaten orada doğru yazılışı var. Es saatu peşine Es-sabi'u. Es-sa'atu sabi'u. Şu kelimeyi yazman önemli yani. Bu neden sonra yazacaksın? Es-sa'atten sonra. Es-sa'atu peşine ne ekleyeceksin? Es-sabi'atu. Şunu yani. Es-sa'atu es-sabi'u. Sabi'atu -sabi tabi. Sabi'u değil. Tekrar yazayım. Güzel olmadı. Şimdi neyin peşindeyiz? Şunun peşindeyiz. Şuraya ne yazmalıyım? Cevap Es sa'atu Es sabiatu Tu Es sa'atu Es sa'atu sabiatu Tu Es sa'atu sabiatu tu Sa'at 7 Bunu şuraya yaz. Peki saat 8'i yazmamızı istemişler. O da şudur. Es sa'atu sa'mi'ne tu aynen buraya yazmalısın. 9 istenmiş. 9'u görebiliyor musun bir yerde? Şöyle bir baktığımızda 9'u da göremiyorum. E saat 10 diyeceğiz mesela. 10 var mı? 10 da yok değil mi? 10 da yok. 11 var mı? 11 de yok. 12 var mı? 12 var. Ha o zaman demek ki 9'dan itibaren yazılmamış. Ama biz 9'un nasıl yazıldığını şurada gördük mü? Burada da görmedik. O zaman dokuzu nasıl yazıldığını nereden bileceğiz? Aşağıda varmış. Çok da zorlamaya gerek yok. Es saatu tasiatu. Bunu aynen al. Şuraya yaz. 10 nasıl yazılır? Onda da es saatu aşiratu. 11 nasıl yazılır? Şurada 11 için bir şey yazmak isteniyor. Es saatu hadiyetu. Aşrate. Bunu yazman isteniyor. 12 olan yere ise zaten yukarıda var. Es saatu saniyetu aşrate. Onu da buraya yazarsın. Görsel hafızaya hitap etmek istiyorlar. Şimdi ezber yapılırken görsellik ezber açısından önemlidir. O yüzden tekrardan buraya yazmanız, ilgili yerlere yazmanızın istenme gerekçesi bu. Yoksa zaten burada var yani. Peki devam var bu işin. E, sayfa 37, alıştırma 12. Uktup yaz. Es saati, saatleri yaz. Hi de neye göre yazayım? Hasebe su resimlere göre yaz. Kema fil misali örnekte olduğu gibi. ve daha sonra ikra oku. Ha o yazdıklarını da oku. Demiş ki es saatul hadiyete aşrate. Saat kaç? 11. Şimdi de görsel hafızanıza neden denli hitap etti veya görsel hafızanız ne çalışıyor? O deneniyor burada. Hafıza zorlanarak ezberiniz pekiştirmek isteniyor. Burada saat kaç? Bunu çözebildin mi? Saat 1. Saat 1. Saat 1 nasıl yazacaksın? Hemen yukarı çıkarak saat 1 nasıl yazıldığını bulalım. Es saatur vahidetu onu alıp e, nereye? Şuraya yazacaksın. Burada ise saat 9. 9 nerede var? Şurada var. Es saatur tasiatu onu da alıp buraya yazmalıymışız. En solda saatin e, 7 olduğunu görüyoruz. Saat 7. Nasıl diyebilirsin? Es-saatu's-sabi'atu yazarak diyebilirsin. Saat 5 dememiz istenmiş. Saat 5 nasıl dersin? Es-saatu'l-hâmisatu onu alıp yazabilirsin. Buradaysa saatin 2 olduğunu görmekteyiz. Saat 2 demek için yapmamız gereken şey tam olarak nedir? Es Sa'atü saniye tu demektir. Onu da buraya şuraya yazdık. Burada ise saatin 6 olduğunu görmekteyiz. Saat 6 diyebilmek için yapmamız gereken şey sadece es saatu sadise tu demektir. Peşine saat 10 dememiz istenmiş saat 10 diyebilmek için saatun tu dememiz yeterli. Ve sonuncu olarak son 4 tane daha saat var. Saat 12 dememiz isteniyor burada. Saat 12 diyebilmek için ne yapmak gerekir? Şurada yazanı kopyalamak gerekir. Es saatü saniyetu aşirete. Peşine saat 3 demeyi istiyoruz. Öyleyse madem ki 3 demek istiyorsun, yapman gereken şey es-saatu salise tu demektir. Buradaysa saatin 8 olduğunu görmekteyiz. Demek ki saat 8 demeyi istiyoruz. Öyle bir arzumuz var. O zaman es-saatu samine tu diyerek bunu yazarak bu hedefine kavuşabilirsin. Peki saat 4 demek istersen ne yapmalısın? Bu durumda yapman gereken şey nedir? Şudur. Es saatu rabiatu. 4. Bunu yazmaktır. Şimdi bu saat konusuna dikkat etmelisiniz. Bununla ilgili soru çıkar. Yani çıkmalı. Bununla ilgili soru çıkmıyorsa size kolay sormak istedikleri için çıkmıyordur. Normalde sorulur bu. Yani bununla alakalı soru çıkacak düşüncesiyle bu konuyu, saat konusunu iyi hazır yapın yani hazırlanın bununla alakalı soru çıkarsa sürpriz olmasın ben söylüyorum bununla alakalı soru çıkmalıdır yani bir öğretmen bununla alakalı soru sorar <laughs> uyanık olun dolayısıyla ha, peki bununla alakalı ne bilmeliyim yani saat 3 demek isterse nasıl diyebileceksin 9 demek istersen kısacası ezberlemelisin bak şuraya yazmanı istedi ya kitap şunu yaz bunu yaz dedi ya şurayı şu saati yazacaksın değil mi 3 5 falan Burayı telefonunla bir resim çek. Telefonun e, galerisinde bununla alakalı resim bulunsun. Şuraya çekmen sana yeterli. Ara sıra bak oraya günde 10 defa 20 defa bak ezber yap. Sonra ver arkadaşına. De ki e, sana sırayla sayayım, karşılık sarayım veya bana sor yani. saat Saatlerden sor bakalım de. Saat konusunu kesinlikle şu an çizdiğim yeri anlamalısın. Burayı anladıysan e anladıysan ne olur? Anladıysan bu sayfa tamamdır. Hatta bu sayfa da tamamdır. Bak iki sayfa tamamdır. 13. alıştırma sayfa 39. İstemeyen dinle ilel hivari. Diyaloğu. Hivar, diyalog, konuşma. Ve ikra, oku, hu, onu. Yani hem dinle hem de ne yap? Kendin de oku. Taha adında birisi varmış. Bir de Muhammed adında birisi varmış. Taha ve Muhammedun her ikisi de nedir? Mühendisani mühendistirler hem de isnani iki tane. Peki bunlar erkek mühendis mi kadın mühendis mi? Pardon. Ee, erkek mühendis mi kadın mühendis mi? Zaten isimden belli bunlar erkek. Resimden de belli. Ama ben şunu görmeni istiyorum. Buradaki mühendisani kelimesine bak ve isnani kelimesine bak. Bu iki kelimeye baktığında... Bunların erkek olduklarını, müzeker olduklarını anlayabiliyor musun? Çünkü her zaman karşına resim çıkmayacak. Bu kelimelerin sağında her zaman için Taha, Muhammed, Ali, Veli yazmayacak. Bak soru tarzı verelim. Nokta, nokta, nokta. Mühendisani, İsnani. Önce nokta verir. Peşine mühendis saniye, Noktanın Noktalı yere hangi isim gelmeli? Sorarsana mesela. A şıkkına bakarsın. Der ki ne der mesela? Taha ve Muhammed der. Aynısını beklemesen Hasan Hüseyin der, Ali Veli der. Erkek isimleri verir yani. E peşine Ayşe Fatma yazar. Üçüncü şık Ayşe Fatma Hayri olur. Dördüncü şık artık salatalık olur, Lahana olur. Önemli değil. Sen... Buradaki mühendisani kelimesinin tesniye olduğunu ve müzekker olduğunu fark edebiliyor musun? Buradaki isnaninin de aynı özelliği. Yani tesniye ve müzekker olduğuna şahitlik edebilir misin? Şahitlik ederiz. Tamam o zaman nikah kıyalım. Şimdi buradaki elifin sağında ta harfi yok. Demek ki müzekerdir. Buradaki elifin sağında da ta yok. Demek ki müzekerdir. Ve bunlar iki il tesniye yani. Tesniye ve müzekker olduğuna göre, sağ tarafında da kesinlikle tesniye ve müzeker vardır. Bu önemli bir bilgidir. İlahiyat düzeyindeki sorularda da sınavlarda da çıkar bu tarz sorular çıkıyor zaten. Peki iki, iki tane mühendismiş bunlar. Ah hel huma sadikani ah demiş. E sonra hel mu mi mu soru değil mi? Huma o ikisi Tesniye zamir değil mi? O ikisi onlar. Onlar ne? Satikani iki arkadaş mıdır? Nam, evet. Huma onlar var ya. Ya melani çalışıyorlar. işçidirler. Aa nerede? Fil muhtebiri laboratuvarda. Hem de man birlikte çalışıyorlar. İyi çalışsınlar. Ya melani. Eyni nerede? Bak eyneyi kullanıyor. Hadel muhtebiri. İyi e bu laboratuvar neredeymiş? Eynen nerede hada bu? El muhteberu laboratuvar soruyor. Eyne groza değil yani. Eyne AVM değil. Muhteberi sormuş. El muhteberu e, laboratuvar nerededir? Fi camiati mermeretin. Şimdi burada mermeretin dedik ama bu mermeretin diye mi okunur? Okunmaz. Nasıl okunur? Bunun doğru okunuşu nedir? Marmaradır. O zaman toparlayalım. Nasıl okunur? El muhteberu laboratuvar fi camiati marmara. Cami üniversite. Üniversite marmara. Marmara zaten. Toparlarsak marmara üniversitesindedir laboratuvar. Ene ben ve uhti ve kardeşim fi hadihil camiati. Bu üniversitedeyiz. Eyvallah aynı şekilde. Laboratuvarda orada. Ben de kardeşim de oradayız zaten. Madane tedrusani ders görüyorsunuz, okuyorsunuz. Entuma siz. Ene ben edrusu ders görüyorum, okuyorum. Fi kulliyetil mühendiseti mi diyor? Hendeseti, hendese. Külliyesinde külliye fakülte demek. Bir bölüm yani. Üniversitedeki bir bölüme fakülte denir. Fi külliyetil hendeseti. Hendese mühendislik demek. Yani mühendislik fakültesinde okuyorum, ders görüyorum. Ene ben. Ders görüyorum diyorum. Bak muzari fiil. Hel uhtuke peki senin kardeşin tedrüsü o ders görüyor mu? O da mı ders görüyor? Fi kulliyetil hendeseti mühendislik fakültesinde e olan aynı şekilde. Tabi uht kız kardeş yani. Değil mi? uhtuke senin kız kardeşin de mi tedrüsü okuyor ders görüyor fi kulliyetil hendeseti mühendislik fakültesinde eyvan ee, aynı şekilde senin gibi yani la hayır sen kız kardeşimi niye sordun ki Yo hayır öyle değil la hayır hiye o kız kardeşim la tedrüsü okumuyor fi kulliyetil hendeseti mühendislik fakültesinde okumuyor hiye o yani kız kardeşim nedir Dalibetun bir kız öğrencidir. Nerede? Fi kulliyetil ilahiyat, ilahiyat fakültesinde okuyan, ders gören bir öğrencidir. Affen, pardon. El muhteberu e, fakülte fi eyi tabigin hangi kattadır? Eyi hangi? Tabi kat zaten. Cevap veriyor. Fit tabikil evveri birinci kattadır. El evver birinci. Et tabi kat artık bunu öğrendiniz zaten. Böylece sayfa 40'a gelmiş olduk. Sayfa kırkta bırakıyoruz.